harika bir dere yatağı var. Bir sonraki etapımızı bulduk galiba. Ya gebereceğim buralarda. Arkadaşlar, herkese merhaba. Ter içindeyim yine. Dip gaz geldim buralara. Neredeyim? Serik. Gebizler coğrafyası. Kral Havuzu dedikleri yere gitmeye çalışıyorum. ATV ile belli bir yere kadar gelebildim. Bundan sonrasını yürüyerek devam edeceğim. Çok eskiden yazın gelmiştim. Hayal meyal hatırlıyorum. Bakalım kışın nasıl? Su var mı içeride? Enteresan. Haftalardır yağmur yağıyor sürekli. Ama dere yatağı bomboş. Büyük ihtimalle kral havuzu da boş olacak. Acı korkmaya başladım ya. Benden başka kimse yok buralarda. Öpmeseler bari. Vay be, bitmiyor ya. Bu mu lan yoksa kral havuzu? Hayır, bu değil ya, ben yanlış geldim. Allah Allah, nereden gidecektim acaba? Ya milletimizdeki keyfe bayılıyorum arkadaşlar ya. Su kenarına masa sandalye kurmuşlar. Her şey doğal. Devam. Bir şey diyeceğim. Sanırım kayboldum. Kaybolduğumu fark edince geri döndüm. İyice kayboldum. Domuz falan gelmesi iyidir. Evet, işaretleri takip ediyoruz arkadaşlar her zaman. Benim jeton biraz geç düştü. Son anda aklıma geldi. Galiba doğru yoldayım artık. Ve dıdıdın. Tahmin ettiğim gibi boş. Enteresan, o kadar yağmur yağdı oysa ki. Elimde o eskiden geldiğim zamanlardan kalma görüntüler varsa size de göstereyim arkadaşlar. Burası normalde harika bir havuz. Ah, turkuaz mavisi. Şu görmüş olduğunuz yerden de aşağıya akıyor. Doldukça yani taşıyor ve aşağıya akıyor oradan ve çok güzel bir şelale oluşuyor. Yani devamında zaten uçurum anlaşılıyordur herhalde. Buraya ulaşana kadar bir yaklaşık 600-700 metre yol yürüdüm. Yalnızım, benden başka kimse yok, korkmuyor da değilim açıkçası. Geri döneceğim şimdi. Uçan su şelalesine gideceğim. Zaten buraya gelirken rotamda iki nokta vardı. Birisi kral havuzu, diğeri uçan su şelalesi. Bir itirafta bulunayım mı? Ben aslında uçan su şelalesine gidiyorum diye yanlışlıkla buraya geldim. Yani kral havuzuna. Şu manzaranın güzelliğine bakın. Daha
akşama kadar, akşam olmasına 4 saat falan var. Gelmişiz buralara kadar. Bu güzelliği yaşayalım. Su olmasa bile. Hadi devam. Çılgınca şeyler geliyor ama yalnızım. Kötü bir yol, kötü, kesinlikle gitmeyin o tarafa. Navigasyon yanlış götürüyor bizi uçağın suya. Oldu, iyi günler. Hayda. Ne işin var çayda? Abi bu coğrafya sürprizlerle dolu ya. Burayı bilen biri lazım bize. Uçan su şelalesine nasıl gideceğiz? Doğrusu şaşırdım arkadaşlar. Burada su olmayacağını düşünüyordum ama harika. Şansımızda su var. Çok güzel manzara. Şöyle bir fotoğraf çekmeyelim ha. Hava atalım sağa sola. Yürü be. Afrot. Müdür, ben de seni suya gireceğim sandım ha komple. Geri geri yanaşınca. Macera peşindeyiz biz. Sen bıktın mı hoşçakalın. Bıksın, bıraksın mı macerayı? Bıraktım o işleri. Sen ne diyorsun? Ankara. Ankara. Ya. Antalya bu işte. Antalya güzel. Güzel mi? Güzel memleket. Evet arkadaşlar, bugünkü sponsorumuz Halley'di. İyi geldi. Ne diyecektim? Ha, uçar su. Gösterdim zaten. Drone görüntüleri var. Yazdan kalma. Biz daha önce de gelmiştik buraya araçlarla. O zaman drone kaldırmıştım. Onları da koyayım aralara. Şu sudan bir uzaklaşalım önce. Sesim belki kötü geliyordur. Kanal yanlışlıkla 3000 kişi oldu arkadaşlar. Öncelikle ilgi gösteren, severek izleyen, beğenen, yorum yapan ve özellikle kanalın müdavimlerine sürekli yorum yapan herkese çok teşekkür ederim. Beğenilmesi, seyredilmesi güzel şeyler. Zaten biz bu videoları seyredilsin diye hazırlıyoruz. Abone sayısına çok fazla takılmıyoruz. Başından beri takılmıyoruz. Abone olun, beğenin, paylaşın falan fıstık diye çok fazla bunu dillendirmiyorum. Çünkü bu tarz videolar öyle herkese hitap eden videolar değil. Severek izleyen kesime ulaşıyorsa eğer, bu beni memnun eder, mutlu eder. En azından uğraştığımıza değer. Her türlü eleştiri ve yorumlarınızı bekliyorum.
Bu da bundan sonraki videolarımızı mutlaka şekillendirecektir diye düşünüyorum. Ama çok özenmiyorum, başında söyleyeyim. Daha çok çünkü akıştayız arkadaşlar. Turun, doğanın, etkinliklerin, her şeyin tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Hadi kamerayı şuraya çok koyalım, ATV şuradan geçsin, şöyle bir kadraj oluşsun falan kafasında da değiliz. Her şey çok doğaçlama, spontane çekiliyor arkadaşlar. İzlemelerden gördüğüm kadarıyla da kanal amacına yavaş yavaş ulaşıyor. Hatta amacını bile aşmaya başladı çünkü o kadar çok geri dönüşüm var ki arkadaşlar, ATV almak isteyen, alan. Hatta dün biriyle yazıştım. Ona da buradan selam olsun. Tokat'ta ATV kulübü açmış. Senin yüzünden oldu diyor bana, kızıyor bana. Doğada olmak güzel. Motorun üstünde olmak güzel. Siz de bu şekilde etkinlikler yapabiliyorsanız ne mutlu size. 3000 abone konuşmasını yaptık sanırım. Atladığımız bir şey var mı acaba? Bilmiyorum, bence çok konuştum. 5000-7000 olunca gene konuşuruz arkadaşlar. Bugün bu turu çekmeyi planlamıyordum. Yanında batarya yok sanıyordum ama varmış. Tek bataryayla yoldayız. Az bir şey kaldı zaten. Dönüşü de azıcık çekeceğim, zaten hava kararıyor. Ondan sonra dükkan kendinden kapanacak arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Diyor, yardır şuradan. Arkadaş, dip gaz geziyoruz. Ulan yine virajları kaçırdım, yine kayboldum. Neredeyim ben? Ya of. Ben oynamıyorum ya. Yoruldum yemin ederim.